Merhaba. Amaca ulaşmak için her yol mübah mı? Bir belayı defetmek için gerekirse yalana başvurulabilir mi? Hatta yalan bilgi üretilip dolaşıma sokulabilir mi? Bu hangi motivasyonla yapılıyor? Kurgulanmış alternatif gerçeklere maruz kalanlar bunların doğru olmadığı ortaya çıkınca ne düşünüyor? Sorular çeşitlendirilebilir. Fakat çağımızın açık ara en önemli konusu bu. Ve bu konuda hayli savunmasızız. ABD başkanlık yarışında adaylar Kamala Harris ve Donald Trump'ı ilk kez bir araya getiren ABC News'taki düello, konu dünyanın geleceğini ilgilendirmese hayli eğlenceli kabul edilebilirdi. Nasıl olmasın ki? Trump teyit edilmemiş çok şey söyledi de özellikle biri yenir yutulur cinsten değildi. Springfield'da köpekleri yiyorlar. Gelen göçmenler kedileri yiyor. Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar ve bu bizim ülkemizde olan yaşanan bir şey. Gerçekten utanç verici. Böyle dedi, aynen böyle dedi. Yayının moderatörü şehir yöneticisiyle iletişime geçtiklerini ve bunu reddettiğini söylediğinde Trump iddiasını sürdürdü. Televizyonda gördüm, televizyondaki insanlar köpeğim alındı ve yiyecek olarak kullanıldı diyorlar. Dört yıl başkanlık yapmış, ikinci dönem için aday olup yarışı kaybetmiş, gelenekleri hiçe sayarak tekrar aday olmuş ve seçimi kazanma ihtimali olan birinden söz ediyoruz. Adayların şansı tüm kamuoyu araştırmalarına göre başa baş çünkü. Sadece ABD'de değil dünyada yüz milyonların uykusuz kalıp seyrettiği bir yayında böyle arka arkaya onlarca doğrulanmamış veri kullandı Trump. Doğru olup olmaması önemli de değildi. Trump hemen her gün uzun nutuklar atıyor ve her konuşması böyle. Kullandığı argümanların tamamı şovunun bir parçası ve kazanmak için her şey mübah. Destekçileri ve taraftarları için de fark etmiyor umursamıyorlar. Bu anlaşılmayacak bir şey değil. Şöyle ki göçmenlerden nefret eden ve onları şehirlerinde istemeyen seçmenler için onlardan kurtulmak temel öncelik. Evcil kedi ve köpekleri yedikleri palavrasıysa amaca hizmet ettikten sonra kullanılmasında hiçbir mahsuru olmayan bir icra. İçinde yaşadım. İngiltere'de 2016'daki Brexit, Avrupa Birliği'nden çıkış referandumunda Boris Johnson'ın iki temel argümanı vardı. Bir Avrupa Birliği'ni haftada 350 milyon sterlin fonluyoruz. Bunu içeride ulusal sağlık sistemine aktaracağız. 2. Türkiye eninde sonunda Avrupa Birliği'ne üye olacak ve AB'den çıkmazsak Türkler ülkemize akın edecek. İki bilgi de yanlış ve hayatın gerçeklerine uzaktı. Daha o günlerde ortaya çıktı bu. Ne çare? AB'den çıkmak için kullanılabilecek her yol meşru olduğu için önemsenmedi. Sonuçta amaca hizmet etti mi? Etti. Bugün Trump çok daha pespaye biçimde bir kampanya yürütüyor ve maalesef insanlar çıkarlarına hizmet ettiği için önün arkasına bakmıyor. Çirkin ve kuralsız bir mücadele. Taylor Swift dünyanın açık ara bir numaralı starı. Tek başına milyarlarca dolarlık büyük bir endüstri. 2023'te başlayan ve halen devam eden büyük turnesinde uğradığı ülkelerin ekonomik verilerini etkileyecek bir marka değeri var. Harris Trump düellosundan sonra Instagram hesabından Kamala Harris'e destek mesajı paylaştı. Kedisiyle verdiği pozun altını da çocuksuz kedili kadın diye imzaladı. Türkçe çevirisi biraz tuhaf biliyorum ama ABD'de çocuksuz kadınlara böyle deniyor. Ve Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D. Vance Kamala Harris'i aşağılamak için bunu kullanmıştı daha önce. Taylor Swift'inki oraya gönderme. Trump cephesi bunu da cevapsız bırakmadı. Elon Musk büyük bir çirkinliğe imza atarak sahibi olduğu X platformunda ''Peki Taylor sen kazandın, sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatın pahasına koruyacağım.'' diye yazdı. Bırakın seçim mücadelesini karşılarındaki kadınları acımasızca ezen vahşi erkekler dünyasında neye şaşıracağımıza şaşırdık adeta. Taylor Swift mesajında diyordu ki bu ülkede kaosla değil sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Buna aldığı küstah cevap, sana bir çocuk vereceğim oldu. En büyük ikilemi ise bizim gibi bu tiplerin sahibi olduğu platformlarda gazetecilik ya da yayıncılık yapmaya çabalayan insanlar yaşıyor. Böyle partizan ve hiçbir kutsal olmayan, arsız ve azgın insanların platformlarında kalmaya devam etmeli miyiz? Emin değilim.